Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kızıldeniz'de sıcak dakikalar. Bir saldırı daha. ABD savaş gemisi müdahale etti. ABD Merkez Komutanlığı, Maersk Hangzhou adlı konteyner gemisine ve bölgeye intikal eden ABD helikopterlerine Husiler tarafından 4 tekneyle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Teknelerden 3'ünün ABD helikopterlerince batırıldığı, birinin ise bölgeden kaçtığı aktarıldı. Gentcom'dan yapılan açıklamada, Maersk Hangzhou adlı konteyner gemisi, 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez imdat çağrısında bulunarak, İran destekli 4 küçük Hus teknesinin saldırısına uğradığını bildirdi. Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gelen küçük tekneler, Maersk Hangzhou'ya hafif silahlarla ateş açarak, geminin 20 metre yakına kadar yaklaşmış ve gemiye çıkmaya çalışmışlardır. Maersk Hangzhou gemisinde bulunan sözleşmeli bir güvenlik ekibi ateşe karşılık verdi. USS Eisenhower ve USS Gravely'den kalkan ABD helikopterleri imdat çağrısına cevap vermiştir. Tekneler, ABD helikopterlerine hafif silahlarla ateş açmıştır. ABD donanmasına ait helikopterler meşru müdafaa kapsamında ateşe karşılık vererek, 4 küçük tekneden 3'ünü batırmış ve mürettebatını öldürmüştür. 4. tekne bölgeden kaçmıştır. ABD personeline ya da ekipmanına herhangi bir zarar gelmemiştir denildi. CENTCOM, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, yine Maersk Hangzhou adlı gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. Açıklamada, 30 Aralık'ta yaklaşık 20:30 sıralarında, Maersk Hangzhou konteyner gemisi Güney Kızıldeniz'den geçerken bir füze tarafından vurulduklarını bildirdi. Singapur bandıralı, Danimarka tarafından işletilen konteyner gemisi yardım talebinde bulundu ve USS Gravely ve USS Laboon gemiye yardım etti. Geminin seyre elverişli olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilmiştir. USS Gravely karşılık verirken, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen iki gemi savar balistik füzeyi vurdu. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına yapılan 23. yasa dışı saldırıdır ifadelerine yer verilmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.